Sevgili seyirciler, şimdi nakliyat sektörünün sorunlarını öğrenmek üzere Karadeniz Ereğli'ye gidiyoruz. Haberi arkadaşlarımız Beytullah Polat ve Savaş Dayan birlikte hazırladı. Burası Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden Karadeniz Ereğli. Ülke ekonomisinin can damarı kuruluşlarından Erdemir'e ev sahipliği yapan bu güzide ilçemiz, pek bilinmese de birçok alanda Türkiye'ye öncülük ediyor. Burası ise Karadeniz Ereğli Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Sahipleri ve Şoförleri Nakliyat Kooperatifi. Tarihin neredeyse Erdemir kadar eski olan bu kooperatif, kendisinden sonra kurulan kooperatiflere birçok açıdan öncülük etmiş. Pek çok kez vergi rekortmenleri arasına bile girmeyi başarmış olan bu kooperatif, bugün 93 üye ve 300'e yakın araçla hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulla başkanlığa seçilen Okan Yaz geldi, göreve gelir gelmez kolları sıvamış ve kooperatifi daha iyi noktalara taşımak için geliştirdiği projelere start vermiş. Vizyon olarak makamında ziyaret ettiğimiz genç ve dinamik başkan Yaz geldi ile projelerini, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk. 300'e yakın bizim üyelerimizin arabası var. Ama biz de burada Düzce'de çalışıyorlar bir kısmı. Bizim burada iki tane fabrikanın işini yapıyoruz. Müşteri bazlı, Coşkun Özde, Daikin. Gelen herkese üyemiz gibi aynı sıra sisteminde iş veriyoruz. Çünkü biz kimseden katkı kapıyı ve aidat da almıyoruz. Bizim Samsun'dan da üyemiz var. İşte Yeni Çağ'dan da üyemiz var. Gere'den de üyemiz var. Çünkü bu kooperatif böyle kurulmuş. Buradaki herkes işin sonunda Türkiye'li. Kooperatif üyeliğini bölgeyle sınırlı tutmadıklarını belirten Yaz geldiğinin hedeflerinden biri de şubeleşmek. Biz gerekirse Türkiye'nin dört noktasını şube açacağız. Buradaki giden araba İzmir'de boşalttı 20. Ruhsatıyla gelir yazıhaneye. Yazıhanede kaçıncı oradaki sıra sisteminde? 20. Sadece tezcanlı olmayacağız. Diyeceğiz ki ya yok buradan 2 liraya gittiysek oranın arabacının da fiyatını kırmayacağız. Diyeceğiz ki tamam biz buraya da 2000 liraya dönüş yapalım. Kabala tam gelmeden sol tarafta Hıhtır İstasyonu'nda büyük bir projemiz var. Orada turizme yönelik ileriye dönük peyzajını yapacağız. Tabii derenin olduğu yere doğru yan taraftan da böyle çıkma yerleri yapacağız. İnsanların oturabileceği. İşte yöresel ürünler yerleri yapacağız böyle işte 6-7 tane. İşte eğer ki orman işletmeden izin alabilirsek arka taraflara 15-20 tane bungalov ev. Düşünün orayı yani yeşilliğin içindesiniz. Projektörler akşamleyin vuruyor. Mis gibi hava. Büyük bir rekabetin yaşandığı nakliyat sektörü başta maliyetler olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Başkan Yaz geldi, bu sorunun nedenlerinden biri olan istiyap haddi ile ilgili çözüm önerisini şöyle ifade ediyor. Şimdi tırların karayolunda 42 ile kantardan geçer hakkı var. Ama buradaki demir çelikte yüklediğimiz rulolar genelde 10 ton, 9 ton, 11 ton oluyor. Ortalaması hep 10 ton diyelim biz. Bu sefer arabacı atıyor 20 ton geliyor. Adamın boşu da 15 geliyor 35. 7 ton açığı kalıyor. Ama burada biz şöyle söyleyeyim 27 tonla giden arabayla 33 tonla giden araba aynı yakıtı yakar. Hani burada lastiklerin ısınmasına kadar aynı olur. Ama 34'ten sonra hem arabaya biner hem yakıta biner hem de lastiğe de etki eder. Bizler sadece bir 6 ton daha istihap hatlarını eğer ki kaldırırsak İşte o zaman kanun hükmünde de kararla tonajı atan arabaya ya ilk yakalanında satılamaz. 5 sene içerisinde bir daha kalırsa trafikten men cezası gelirse bu olay hem arabacı için de çok iyi olur. Bankalara gittiğimizde petrolümüz var, binamız var, dairelerimiz var diyoruz. Biz de kooperatifsiniz ama diyor. Hükümet bize borcu olmayan kooperatiflere yani borcu yoktur yazısını getirenlere öz mal karşılığında en azından bir fon açarsa burada devlet destekli bankaların verebileceğine inanıyorum. Şurada ticaret odasının burası ikinci hani sıraya göre ikinci de bence birinci tabii. O aynı yıllar içerisinde kayıt olmuş. Belki isim sıralanmasına göre ikiye düştü. Ki vergi rekortmenliğimiz var diyorum size. Çok var ama yani seneler içinde bakarsanız bile. Devletin desteklediği PAN'lar döneminde işte 1 milyonun üstündeki olan 100 bin lira COSCEP'ten %80'ini devlet garantili olan krediye ben 50 bin lira müracaat ettim.
%80 devlet destekli ya. Biz de şimdi ticaret odasına kayıtlıyız ya. Bize veremiyorlarmış. Dedim ki ya zaten bunun yani siz dedim %80'ini devletten garantiniz var. Bizim dedim borcumuz da yok. Borcu yoktur. Öz malımız var dedim. Bir sürü. Biz veremiyoruz dedim. Ya siz devletin verdiğini bize vermiyorsunuz dedim. Şimdi burada dedim ben sizi dedim inanmıyorum dedim. Bölgeye dedim sorduğunuz zaman dedim. Red dedim. Açıklama dedim varsa dedim lütfen dedim verir misiniz dedim. Veremeyiz dedi. Biz de bir şey diyemedik tabii. Sonuçta döndük geldik. Başkan Okan Yaz geldi. Objektifimiz aracılığıyla Erdemir'e bir çağrıda bulunuyor. Buradaki firmalar Erdemir çelik fabrikalarından iş aldığında yüklediği öz malının yarısını kadar dışarıdan tedarik edebilsin. C2 belgesinde şöyle işte 100 tane öz malınız varsa 50 tane daha dışarıya araba gönderebiliyorsunuz. Hani emsalli olarak. Bir de bizim R belgemiz, eski adı R, yeni adı TİO belgesi. Bunun H belgesiyle aynı görevi yapıyor şu an. Yani bunların denetlenmesi yok. Bunun denetleyecek bir tane departman yok. Eskiden bu kooperatifin kaşesi olmadan kimse Erdemir'e giremiyordu. Hani iş sizin, araba sizin ama bu kooperatifin kaşesi olmadan siz gidip yükleme yapamıyordunuz. Affedersiniz bu şu olarak değil. En azından biz devletin bakanlığın kurmuş olduğu bir kooperatif olarak bize tekrardan kendine verilmiş olan hakkımızı geri verirlerse biz bunları en azından burada denetleriz. İcra organlarının ben hani sesimizi sizler aracılığıyla duyurabilirsek ben duyarsız kalmayacağım. Kesinlikle inanıyorum. Hani bu kooperatif 1970 yılından 2011 yılına kadar biz başarıyla bu sevkiyatı gerçekleştirmişsek o dönemde o lokasyonu kurmuşuz 3 ilden 7 ilçeden. Bugün biz bu işi bu teknolojiyle yapamazsak bu arabalarla özellikle hani bu kadar basit bir sistemde ki Erdemir kazanır o kadar da yüklü maliyetlerde yapmayız. Karadeniz Ereğli Motorlu Kara Nakil Vasıtaları sahipleri ve şoförleri Nakliyat Kooperatifi Başkanı Okan Yaz geldiye verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz ve rotamızı Düzce'nin Akçakoca ilçesine çeviriyoruz. Burada hizmet veren Guest Bungalow, doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Merhaba, ben Berkcan Taşkıran. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 odalı 20 yataklı, içerisinde restoranı bulunan tesisimizin işletmecisiyim. Sizleri burada ağırlamaktan şeref duyarım. İyi günler dilerim.